Aslında kış bu sene biraz geç geldi. Geç gelince bizim erken güzlük dediğimiz üretimdeki vatandaşların, çiftçilerimizin ürünleri biraz para yapmadı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, meyve ve sebze fiyatları düştükçe üreticinin zorlanacağını, 2 liranın altında satılan ürünün zarar yazdığını söyledi. Tohum fiyatları olsun, gübre fiyatları olsun, mazot fiyatları olsun, hele hele elektrik fiyatları olsun %100 bir artış oldu. Hani tüketici pahalı diyebilir 2 liraya ama şu an 2 liranın altında satılan ürünlerin hiçbirisi çiftçimizi kurtarmıyor. Çok masrafları var. Zaten hani şu an tüketicinin de çok ihtiyaç edeceği bir durum yok. Mesela mandalina 1 lira halde. 1 lira, 1.20 kuruş. Limon 2-2,5 lira arasında seyrediyor. Greyfurt 1 lira. Hani bu fiyat, portakal 1,5 lira. Bunların her biri bizim üreticimize kazandırmıyor ama tüketiciye şu an zannedersem çok bir sıkıntı yoktur. Memnuniyetle tüketebilirler. Haberleri şu an çekiyorsunuz, teşekkür ederiz. Fiyatları şu an duydunuz. Bu fiyatlar bu dönem fiyatları. Şimdi işte değişik zamanlarda, ikinci, üçüncü aylarda ürünlerin olmadığı dönemlerde çiftçinin ayda iki sefer ürün topladığı aylarda ve 15-20 kasa topladığı dönemlerde bu fiyatlar otomatikman yükseliyor. Ürün az olduğundan dolayı arz talep meselesi devreye giriyor o dönemlerde. Hadi alsınlar şimdi yazalım patlıcanı 2 liraya, alsalar niye almıyorlar? O zaman patlıcan 4 lira olmasının bizim çiftçimize bir kazancı yok. Yani orada onları hep devamlı gündeme getiriyorlar. Bunlar yanlış şeyler. Buna genel olaraktan bakacaksınız. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Bir ay önce salatalık burada 50 kuruştu. Hiçbir haber yapılmadı. Hiçbir kimse konuşmadı. Şu an hani 2.70 normal, fiyatı gayet normal. Yani bunu çok fazla şey yapmamak lazım. Genel olarak bakmak lazım. Yükseldiği dönemde gelip de patlıcan işte şu para, salatalık şu para, biber bu para. Onun neden o para olduğunu araştırılsa çok daha sağlıklı olacaktır. Şu an fiyat. Kışın geç gelmesi nedeniyle ürünün para yapmadığını söyledi ve geçtiğimiz günlere kadar domates 1-1,5 civarındaydı. Salatalık yine aynı şekildeydi. Yalnız havaların soğumasıyla beraber dışarıdaki ürünler donla beraber yok oldu. Şu anda domates 2-2,5 lira arasında, salatalık 2,5-3 TL arasında seyrediyor. Patlıcan ise daha düşük seviyede dedi. Daha geçtiğimiz günlere kadar domates 1 lira 1,5 lira civarındaydı. Salatalık yine aynı keza 1-1,5 arasındaydı. Yalnız havaların soğumasıyla beraber dışarıdaki ürünler donla beraber yok oldu. Şu an domates 2-2,5 arasında. Salatalığımız 2,5-3 arasında seyrediyor. Yalnız patlıcanlarda daha tam bir don olayı gerçekleşmediği için hala düşük seviyede devam ediyor. Patlıcan şu an 1.300 lira. Topu patlıcanımızda 1.10 kuruştan devam ediyor. Patlıcan üreticilerimiz şu an sıkıntılı. Masraflarını dahi alamıyorlar. Yalnız çok karamsar olmaya gerek yok. Zannedersem bir hafta 10 gün içerisinde dışarılardaki hava şartının kötüleşmesiyle beraber don olaylar gerçekleşecek. Bununla beraber patlıcan fiyatları da yükselecektir.